Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurman yayınları fenomen fasikül serisi doğrular ve açılar konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar aç ortayı biliyoruz tanımını hatırlayalım. Bir açının ölçüsünü iki eş parçaya ayıran dışına aç adını veriyoruz. İlk etkinlikte arkadaşlar aşağıda verilen kare zeminde verilen açılara ait açı doğrularını iletki kullanarak veya akıl yürüterek çiziniz diyor. Şöyle gençler ışınımızı alalım. Bakın arkadaşlar burada tam eşit noktalardan geçtiği için tam ortasından açı ortayı çizebiliriz. Şuradan arkadaşlar birim sayalım. Şöyle bir ikim. Bire ikim. Buraya baktığımız zaman gençler bire ikim. O halde karelerimizin tam kesişim yerinden geçmesi gerekir. Evet eşit olduğu için karelerin kesişim yerinden açı ortaya çizelim. Biraz sonra da eşit olduğunu göstereceğim. Yine gençler bakın tam ortalardan geçiyor. Evet o halde açı ortaya çizdim. 90 derecenin açı ortayı da 45'ler derece olarak gösteriyoruz. Peki şunların hemen açı ortayı olduğunu yani birbirine eşit olduğunu şöyle değişik sembollerle gösterelim. Evet, bu çizdiğimiz gençler çizgilerden dolayı bunlar birbirine eşittir diyoruz. Evet, i̇kinci etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki görsellerde verilen açılara ait açı ortay doğruları kırmızı renkli ışınlardır. Buna göre ölçüleri verilen bu açılara ait renklerle belirlenmiş açı ölçüleri. Bunu diyor. Arkadaşlar bakın burası açı ortaysa yani ikisi birbirine eşittir diyoruz. O halde ne diyoruz? A seçeneğindeki renkli bölüm 42'yi 2'ye böleceğim. Şöyle A seçeneği diyelim. 42 bölü 2'den 21 derecedir. B'ye geliyorum. Evet tamamı 96'ydı. 96'yı 2 eş parçaya bölüyorum. 48 derecedir. C'de gençler 74'ü 2'ye böleceğiz. 37 derecedir. Son olarak D'ye geldim zaman. 118'i 2'ye bölersem 59 derece olur. Bakın buradaki açıları hemen şöyle üzerlerinde yazalım. Evet gençler devam edelim. Üçüncü soruda aşağıdaki görsellerde verilen mavi renkli ışınlar birer açı ortaydır. Buna göre görsellerde verilen açı ölçülerine yola çıkarak renklendirilmiş açıların ölçüleri bunu diyor. Gençler burada ABE açını istiyor. EBD 28 ise EBD, bunun bir tanesi 28 ise burası da 28'dir. İkisini toplarsam 56 derecem. O halde ben bakın burada bir doğru açımız var. A seçeneğinde ne istiyor gençler? ABE açısını. 180'den 56'yı çıkarıyorum. 124 derece olur. ABE açısı diyorum. B'ye baktığımız zaman DBC, C D, B, C 36 gençler. Şöyle yapalım. O halde 180'den 36'yı çıkaracağım ve iki parçaya ayıracağım. Önceki 180'den 36'yı çıkaralım. 144 derece. Bizden istenen ABE açısı. Bakın şunu tamam arkadaşlar. İkisi beraber 144 derece ise 2'ye bölersem bunu bizden istenen açı ölçüsünü elde ederim. Bu da 72 derece olur diyelim. Evet dördüncü sorumuzda yandaki görselde BD, AC, BD ışını ABC'nin açı ortaya olduğuna göre ABC açısını istiyor. Şimdi arkadaşlar ikisini bakın birbirine eşit olduğunu biliyorum. İkisi birbirine eşitse hemen eşitlik durumunda yazalım. 2x artı 12 3x eksi 8 eşittir. Buradan x'i bulmak için 2x'i sağ tarafa eksi 8 sola alıyorum. 12 artı 8 3x eksi 2 xten 12 8 daha 20 eşittir x olur. Gençler burada herhangi birinde yerine koyalım. Evet 2 çarpı 20 artı 12 diyorum. Buradan 2 kere 20 40 artı 12'den 52 derece olur gençler buradaki bir açımız. ABC gençler 2 tane 52'dir. Hadi ABC açısının ölçüsü 52 artı 52 veya 2 çarpı 52 dersem 104 derece olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet, devam edelim. 5. sorumuza bakalım. Aşağıdaki aşağıda köşesi D, D doğrusu üzerinde bulunan bir açı modeli çizilmiştir. Mavi renkli ışınlar AOD ve COB açısının açı ortayı e, temsil etmektedir. EOF açısı EOF açısını istiyor. Şimdi arkadaşlar şu açı ortayları şöyle AA BB dersem burada 2A, 2B ve 78'in toplamı Doğru açıyan yani 180'e eşittir. Buradan 78'i karşı eksi 78 olarak gönderirsem 2A ile 2B'nin toplamı 180 ile 78 çıkarıyorum. Gençler 102 derecedir. Peki. Şimdi gençler 1A ile 1B. 2A ile 2B 102 ise 1A ile 1B'nin toplamı da 51 derecedir. Şimdi gençler bizden istenen EOF açısı A, B ve 78'in toplamı. 1A, 1B ve 78'in toplamıdır. 1A ile 1B 51 dereceydi. 51 artı 78'den sorumuzun yanıtı 129 derece olur diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Böyle 6. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen paralel doğrular arasında kalan renklendirmiş açıların ölçülerini verilen açılar dikkate alarak bulunuz diyor. Şimdi gençler A'ya baktığımız zaman bakın burada ters açıdan dolayı burası 65 derece. Şimdi şöyle bakalım gençler burada yöndeş açımız var bakın burada. Burası 65 derece. Ters açıdan burası da 65 derece. B'ye geldiğimiz zaman burası 130 derece ise 130 bakın yöndeşten dolayı burası 130. Şöyle iç tersten diyebiliriz bakın. Bu iki açı da yine birbirine eşittir. Burası da 130 derecedir. C'de gençler Bakın burası 40 derece, 140 derece ise gençler. Burası 40 derecedir. Ters açıdan burası 40 derece. Burası 40 derece. Yine burası da 40 derecedir. Burası 60 burası 120'dir. Bakın boyalı açılarımız gençler 120'şer derecedir diyelim. Evet, devam edelim. 7. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen paralel, kenar, paralel doğrular arasında kalan açıları dikkat alarak x, y, z ve t değerlerini bulalım diyor. Gençler ters açıdan dolayı bakın 135 x artı 45'e eşittir. Şöyle a diyorum. A x artı 45. 135 derece ise 45'e karşı eksi 45 olarak gönderiyorum. x'in değeri 90 derecedir. B'ye geldim. Gençler bakın bunlar ters açılardır. Ters açılar yine birbirine eşittir. Yani y artı 8 68 derecedir. Buradan y'nin değeri 60 derecedir. C'ye bakalım. Evet Burada arkadaşlar öncelikle şöyle bakın. Burada yöndeş açıdan dolayı burayı 47 derece olarak alırım. Burada da doğru açımız var. Yani toplamları 180 olacak. Z artı 13 artı 47 eşittir 180 diyorum. Z artı 13 ile 47'yi toplarsam 60 yapar. 180'e eşitse buradan Z'nin değeri 180'den 60'ı çıkarıyorum. 120 derecedir. E son olarak D'ye gelelim. Gençler burada da karşı durumlu açılarda evet, ikisinin toplamı 180'di. D e artı yani U kuralı diyebiliriz gençler. 15 artı 115 180 derece ise T artı 15, 115 daha 130. 180 ise T'nin değeri Evet buradan 180'den 130'u çıkarıyorum. 50 derecedir diyorum. Evet sevgili gençler. Devam edelim. 8. sorumuza geldiğimiz zaman aşağıda verilen açıların birbirine göre durumlarını ters, iç ters, dış ters, yöndeş ve karşı durumlu olma durumlarını dikkate alarak belirleyiniz diyor. Arkadaşlar burada A ve D'ye baktığımız zaman A ile D ters açılardır. B ile C yine ters açılardır. C ile F gençler bakın C ve F içeride kalıyor ve ters yöne bakıyorlar. O halde iç ters açılardır. D ile E gençler yine D ile E Bakın M ile N'nin içinde kalıyor. Ve ters yönlere bakıyor. İç ters açılardır. A ile H gençler. Dış ters açılar. E ve G'ye bakıyorum. Bakın dışta ve ters yöne bakıyor. Dış ters açılar. C ile G. Evet yine C aşağıya bakıyor. G de aşağıya bakıyor. Yöndeş açılar. Aynı yöne bakıyorlar gençler. Evet, D ile H gençler bakın her ikisi de sağ ve aşağıya bakıyor. Yani yöndeş açılardır. C ile E gençler bakın. C ile E şöyle U kuramından gençler. Karşı durumlu açılardır. Karşı durumlu açıların toplamı da 180 dereceydi gençler. D ile F de yine karşı durumlu açılardır. Evet devam edelim. 9. soruya geldiğimiz zaman yukarıda verilen karşı durumlu iki açıya göre x kaç derecedir? Arkadaşlar i̇şte bakın karşı durumlu açı yani o kurona göre ikisinin toplamı 180'di. O halde 3x artı 2x 180 derece ise buradan 5x 180 derecedir. O halde x'i bulmak için her iki tarafı 5'e bölersem x'in değeri 36 derecedir diyorum. B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, onun soruya geldiğim zaman M, N paralel olmak üzere. Yukarıda verilenlere göre X artı Y kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar yöndeş açıdan dolayı bakın burası 78'dir. O halde burada bir doğru açımız var. Yani 2x artı 2 artı 78'in toplamı 180 derecedir. Buradan 2 ile 80, 78 toplarsam 80 yapar. 2x artı 80 180 ise 2x eşittir 80'i karşıya eksi 80 olarak gönderirsem 2x 100 derecedir. x de buradan 50 derecedir. Y'ye geldiğim zaman gençler buradan bakın buraya taşırsam burası 130 derece. O halde 180'den 130'u çıkartırsam Y'yi bulurum. y de 50 derece. Benden x artı y'yi istedim. 50 artı 50'den 100 derece olur sorumuzun yanıtı C seçeneği doğru cevap olur diyoruz. 11. soruya geldik gençler. E ile F paralel olmak üzere benden A, B, C açısını istiyor. Evet buradaki açımızı istiyor. Şimdi sevgili gençler öncelikle şöyle yapalım. 3x artı 20. Bakın yöndeş açıdan dolayı burası aslında 3x artı 20'dir. Ve toplamları 180 olacak. 3x artı 20' artı 2x artı 10 eşittir 180 derece 3x 2x da 5x 20 10 daha artı 30. 180 derecesi 30'u karşı eksi 30 olarak gönderiyorum 5x 150 derecedir Buradan x'in değeri 30 derecedir. ABC açısı gençler. 3x artı 20'ye eşittim. Burada x yerine 30 yazarsam 3 çarpı 30 artı 20'den 90 artı 20 evet, 110 derece olur sorumuzun yanıtı B seçeneği doğru yanıttır diyoruz. Evet 12. ve bu sayfadaki son sorumuza bakalım. D ile E gençler birbirine paralel olmak üzere. Yukarıda verilen görseldeki açılara ve bilgilere göre x açısı kaç derecedir diyor. Gençler bakın burası 180'den 125'i çıkartırsam Evet ne yapar arkadaşlar? 55 derecedir. Aynı şekilde ters açıdan dolayı gençler burası 65 derecedir. Bakın burada arkadaşlar şöyle bir üçgen oluşturuyoruz. Ve üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Yani X artı 65 artı 55 180 derece ise X artı 65 e, 70 120 yapar gençler. Eşittir 180 diyorum. X'in değerini bulmak için 180'den 120'yi çıkartırsam 60 derece olur. Sorumuzun yanıtı da A seçeneği doğru yanıttır diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.